Peki hiç değinmediğimiz başlıklar var bu vaatlerin arasında onlara bakalım Hulki Bey. şimdi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz dendi. Cumhurbaşkanı 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilecek. Seçildikten sonra partisiyle ilişiği kesilecek. Cumhurbaşkanı görev sonrasında Aktif siyasete dönemeyecek veto yetkisini kaldırarak cumhurbaşkanına sadece geri gönderme yetkisi tanıyacağız. Kararname çıkarma yetkisine de son vereceğiz deniyor. Yani açık açık siyasi yasaklı olacak değil mi o bir dönemin sonunda siyasete dönemeyecek Tabii. deniyor ve ayrıca hani ev hapsi e, <laughs> halktan nasıl Dö oyalanacak? bittikten sonra ev hapsi e, yetkisi nasıl olacak yüzde bir elli mi alacak nasıl işleyecek? Soru işareti çok. Hulki Bey. Evet dinliyorum. Bu noktadan devam saydınız. edelim. Mesela bu maddeyi nasıl buldunuz? Cumhurbaşkanının görev sonrasında siyasete dönemeyecek olması. Parti kuramaz, kurucu olamaz, hiçbir siyasi faaliyette bulunamaz diyor. Şimdi ben sana ağır bir soru soracağım Melih. Ama şey olabiliyor onu yasaklamamışlar abi. Neye? Apartman yöneticisi. Ben sana ağır bir soru soracağım. Kusura bakma. HDP'de de üzmüş olursun Caferi <laughs> Kembek ama. Şimdi HDP'nin ya da diğer partilerin kapatılmasının zorlaştırılmasını vaat ediyorsun. Cumhurbaşkanına niye yasak koyuyorsun? Bak diyorsun ki teröre bulaşmış bile olsa partilerin kapatılmasını zorlaştırıyorsun. Yasal Cumhurbaşkanı görev süresi biterse ona yasak koyuyorsun. Nasıl oluyor bu? Ben anlamadım zaten abi. Yani sana ne ya? Adam... Seçiliyor, 7 yılını bitiriyor. Gider tekrar atıyorum parti kurar. Sana ne? Ya bak bunu Öyle bile şey düşün, olur mu? Bunu bile düşün. Ya bu özür dilerim. Ee, Kabul ettim. Bu abi, çok özür. Ya bu ee, seçilme hakkına ee, kasıttır ya. Senin seçilme hakkının niye elinden alsın? Şu niye ya bu noktaya müdahale atıyor. ediliyor peki? Bunun sebebi şu Melih Hayır Cumhurbaşkanı. Melih, bu sebebi şu. Buyurun bu hocam. Türk milletine güvenmiyorlar. Türk milletinin entelektüel olduğunu da düşünmüyorlar. Türk milletinin gelişmiş olduğunu da düşünmüyorlar. Çağdaş olduğunu da düşünmüyorlar ve aslında Türk milletine hakaret ediyorlar. Türk milleti onların anlamadığından daha çok demokratiktir. Bu ülke asla ve asla aileler olduğu sürece despot bir ülke olmaz, tek partili falan olmaz. Bunu anlamıyorlar. Zannediyorlar ki bir insan iki kere falan şey yaparsa, yönetilse ülke batacak, ülke tek rejime gidecek. Herkesten tek ses çıkacak. Böyle bir ülke değil kardeşim. Bizim ailelerimizde annelerimiz, babalarımız bizi yetiştirirken özgür irademizle yetiştirir. Biz başkasına benzemeyiz. Bu aşağılık duygusu, psikolojik aşağılık duygusu maalesef 200 yıldır bize Batı tarafından veriliyor. Bunlar da onların temsilciliğini yapıyorlar. Bu aşağılık psikoloji durumu eğitim sisteminde bile daha çözülmüş değil bizde. Bunu aşmamız lazım. Türk milleti özgürdür. Türk milleti kendine güvenir. Türk milleti asla ve asla tek partiyle filan gitmez. Bizim ailemiz buna müsaade etmez. Biz öyle yaşamadık. Biz bozkırın o geniş bozkırlarından hiç tarihte hiç olmamıştır. Bizim hanlarımız bile milletini iyi doyurmazsa ta 800 700 800. yıllarda yazdığımız taşlarda mevcut. Han nasıl olur? Han ne yapar? Han insana nasıl özgürlük verir? Gitsinler okusunlar. Biz batılı değiliz. Biz batı gibi şimdi ağır da konuşacağım. Batı'daki gibi biz despot bir yönetim görmedik hayatımızda. Böyle bir psikolojimiz yok bize. Biz özgür yaşadık. Bizim siyasi, din anlayışımız bile özgürdür bizim. Bak biz İslam'ı kabul ediyoruz. Müslüman olduktan sonra Maturidi diye bir adam var. Ve Yesevi diye bir gönül dervişi var. Özgürdür. Dini bile özgürce bireye göre yorumladık. O yüzden tasavvuf var bu ülkede. Herkes özgürdür. İstediği gibi yorumlar. O yüzden farklı farklı ekoller vardır. Daha milletini tanımıyor bunlar. Çok da o konuya girmemek lazım. Ya millet özgürdür, özgür. Peki. Ya ben ben girerim. Ben bunu savunurum. Sebebi şu. Bizim milletimiz onların anladığı gibi bir millet değil. Sonuna kadar özgürdür. Seçimini de kendi yapar. Bakın, partileri seçerken bile sanki gram tartar gibi seçer bu millet. Bu millete güveneceksiniz. Bu millet neyi nasıl seçtiğini bilir. Yani şimdi geçmişi bilmedikleri için, felsefe olacağım. bilmedikleri için, tarih bilmedikleri için zannediyorlar ki bir insan iki kere iktidara gelirse milletin önünü kapatır, despot olur gider. Tarihte nerede despot olmuş bu millet? Bir kere örneğini versinler, göstersinler. Kime despotluk yapmış? Bakın biz tam 500 yıl Avrupa'yı Orta Avrupa'ya kadar yönettik. Balkanları yönettik, Orta Macaristan'ı yönettik. Gidin bakın bakayım. Neyi değiştirdik? Biz Suriye'yi, Irak'ı Kuzey Afrika'yı yönettik. Gidin bakalım neyi değiştirmiş. Her millet kendi kültüründe, kendi özgüveniyle, bireysel yetenekleriyle yaşar. Bizim sistemimizde ve kendini kaybetmez. Ama biz bakın Doğu Avrupa'ya biz defalarca göç ettik. İtalya'ya kadar gittik. Bir tane Türk var mı? Hepsini yok ettiler. Demek ki özgür millet, özgür düşünen ve aslında şeffaf olan millet bizim milletimiz. Bizim devletimiz hiç böyle düşünmüyorlar. Zannediyorlar ki bunlar batı kafasıyla. E işte bir Mete Bey iktidara gelir, her şeyi kapatır, insanları öldürür, tek parti olarak devam eder gider. Hay, bizim milletimiz böyle bir millet değil kardeşim. Önce millete güveneceksin. Bunu, niye bunu anlattım Melik Bey? Şunun için anlattım. Bu yasaklama zihniyeti, yani yasak getirme zihniyeti psikolojik olarak sen kendi tarihini ve kendi kapasitesini ve kendi özgürlüğünü bilmediğin için olan şeyler. Tercümeyle alıp getiriyor. Avrupa böyle yaptı. Orada faşist devletler kuruldu. Biz de yaparız. Mantı. Peki. E budur yani. Burki Bey sizde kalmıştık. Nedir bunun sebebi? 7 yıl süreyle ama bir dönem. Nasıl okudunuz? Şimdi İlyas Hoca'nın birçok görüşüne katıldım ama. Hı hı. Mesela baştan söylediğiyle sondan söylediği iki tane görüşe itirazımı söyleyeyim. Buyurun. Türkiye'de ailelerimizin bizleri özgür irademizle özgürce yetiştirdiği cümlesi bence tartışmalı. Yani Avrupa'da belki çocuklar öyledir yürümeye başladıktan sonra bebekler biraz daha özgür ama Türkiye gibi toplumlarda sadece Türkiye'de değil, bu çok mümkün değil. Biz daha sonra büyüdükçe özgürleşiyoruz. İki, bunu Cumhurbaşkanı ne diyor? Cumhurbaşkanı e, neydi cümle orada bakayım uzakta biraz bir dönem yok yok o değil e, bir daha seçilmeyecek deminki altyazı neydi orada biraz uzakta Seçildikten öntem. sonra demin partisiyle ilişkisi kesilecek siyasete dönemeyecek Yok yok değil ha tamam tamam Aktif siyasete dönemeyecek Tamam, dönem tamam o siyasete Ama Mesela muhtar olabiliyor mu? Onu demin de sormuş Gerçekten değil. yok şey İllias apartman yöneticisi olabiliyor İlyas Hoca'yla ilgili faaliyet değil İlyas Hoca ile ikiniz izin verirseniz cevap Pardon. vereceğim. <laughs> tamam. Haftaya tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. pardon. Sağ olun. Özür dileriz. Ya. gerçekten. E rahat bırakın Ülki Bey'i anlatsın. E, e buyurun. Estağfurullah hocam. <laughs> Özür dileriz. İlyas gerçekten. misafir clarify. ona. Gerçekten. Yani heyecanlanıyoruz Bizden... bazen. Kusura bakmayın. Yo, canım. Güzel güzel estağfurullah Türk, misafirsiniz bu gece burada. Hmm. Türk törelerinde misafire de saygımız Teşekkür var. Teşekkür ederim yani, sağ olun güzel. gerçekten. Yani, yani Sizin misafir. de şeyinizi alarak yaptık. Evet, güzel bak. de söylediniz pek çok şeyi. Şimdi Cumhurbaşkanı bir daha seçilemeyecek ne demek? Aslında şunu demek istiyorlar. Yani bu hani Türk milletine mesaj değil. Mesaj olsa şöyle bir kelime olmaz burada. Bu batıya bir mesaj. Aslında demek istiyorlar ki. Biz Erdoğan'ı yenersek, Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilemezse ona hesap sormayacağız ama siyaseti men men siyasetten men edeceğiz Erdoğan'ı demek istiyorlar. Bir insanın seçme ve seçilme hakkı kendisine bağlı, vazgeçilmez, devredilemez bir hakkı değil midir? Yazdıklarından haberleri yok. Bir örnek vereceğim. Sayfa 233 metinlerinde. Güvenlik ve terörle mücadele ara başlığı içinde. 1, 2, 3, 4. maddede. Maddenin sonunda diyor ki terörle mücadele, mücadeleden söz ederken şunları 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 diyor. Sonra bak sana da soracağım Melikciğim. <laughs> viktimoloji gibi alanlarda sağlıklı verilere dayalı bir yaklaşımla yürüteceğiz diyor. Nedir viktimoloji? 6 kişilik masada bunu ya bilen bir kişidir ya iki kişidir. Üç kişinin bildiğini zannetmiyorum. O altılı masa zaman yazdıysa yani. bunu viktimoloji ile yürüteceğiz diyor bu metinde. Bunu vatandaşa mı sundunuz? Viktimolojiyi. <laughs> <laughs> Victim kurban demek bak İngilizce evet. karşılığı kurban evet. demek. Türkçeye mağdur, mağdur bilim, viktimoloji kurban bilimi demek. Yani, evet. Ya bunu Türkçesini yazsana viktimoloji diyorsun. Ben de sizin <laughs> Ya şimdi öyle değil mi? Be? Bilmiyorum bak, vallahi bilmiyorum. Yani buna mağdur bilim ya da kurban bilim diye yazman gerekir buraya. Herhalde İspanyol gazeteci anlasın diye viktimoloji dedim buraya. Böyle mi yapacaksın? Şimdi anlamadıkları şuradan da belli. Cumhurbaşkanı bir daha siyasete giremeyecek sözü, sayfa 53 onların metni. Temel hak ve hürriyetler ara başlığı. İnsan onurunun dokunulmazlığı diye başlıyorsun. E, dokunuyorsun, cumhurbaşkanı bir daha seçilemez diyorsun. Tabii. Aynen. Cumhurbaşkanı şu anda Erdoğan olduğu için mi bunu söylüyorsun? Evet. Şu anda İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olsaydı, Kemal Bey de seçime giriyor olsaydı İnönü'yü yeneceğim. Hani Ecevit yendi ya İnönü'yü. Kemal Bey de hani İnönü'ye öyle bir denk gelseydi İnönü bir daha siyasete giremez diyebilir miydin ya? Diyemezdin. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Atatürkçülüğe bile aykırı. Atatürk 23 Nisan 1920'de meclisi kurdu ya burada. Atatürk kendi kurduğu meclis tarafından milletvekili seçtirilmemek için her türlü e, numaraya, oyuna, Bizans oyununa maruz kaldı. Atatürk'ün kendi 1920'de kurduğu meclis Atatürk milletvekili olmasın diye kanun çıkarmaya çalıştı ya. Bu da ona benziyor. İnönü Cumhurbaşkanı olsaydı bunu söyleyemezdin. Peki Erdoğan'ı yendin diyelim. Ya bunların aslında üstünde durulacak bir şey değil. Bunlar kazanırlarsa yani bunlar daldaki kuş san kuş el, elde hani Aynen. bankacıların lafı. Eldeki tek kuş daldaki iki kuştan iyidir diyor bankacılar. Şimdi sizin elinizde ne var ve bize seçmene ne vaat ediyorsunuz ya? Yani bu mudur? Dışarıya şunu mu diyorsun? Erdoğan şimdi sen Erdoğan'la çatışıyorsun. Erdoğan milli savunma sanayi yapıyor yol yapıyor, köprü yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Biz ondan senin adına hesap soracağız. Onu siyasetten men edeceğiz. Diyemezsin demişin. Diyemezsin. Bak ne diyorsun burada 53. sayfada. İnsan onurunun dokunulmazlığı devam ediyorsun. Temel hak ve hürriyetlerin üstün ve bir bütün olduğu diye devam ediyorsun. Anayasanın düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünceye açıklama yayma hürriyeti maddeleri diye gidiyorsun. Basın özgürlüğü diyorsun. Sonra çıkıyor bir adamız diyor ki basından hesap soracağız. Burada diyorsun ki basın özgürlüğü. Burada öbür tarafta diyorsun ki basından hesap soracağız. Şimdi başka bir yerde yine insan hakları, anayasa falan var. Peki Cumhurbaşkanı seçilemez ne demek? Şunu dersin ya. Ne dediğini bilmeyen bir metin bu. Bir biraz e, sarhoş bir metin bu. Kafası <laughs> e, kafası sarhoş, aklı başında değil bu metnin. Şunu diyebilirdin. Cumhurbaşkanı demişsin zaten. 7 yıllığına bir kere seçilecek. E zaten diyelim ki Erdoğan yenildi seçimde siyaset yapmasını sen neyle hangi kanun anayasayla? diyelim onu da değiştirdin e, Cumhurbaşkanlığından ayrılan bir daha siyaset yapamaz dedin ya bırak siyaset yapsın ama de ki bir daha seçilemez o ayrı yani herkese şans vermek için bu yapılabilir ama insan ya niye parti kuramasın ya niye bir daha Cumhurbaşkanı başına başına adayı geçmesin? olamaz diye yani. Evet. Ha yani. Zaten herkes bir kere yapabilir dediğiniz zaman ötekin demeye gerek yok. Evet. evet. Ya bu demokrasi. Ama ona şeyi de kapatıyor bu... ülke abi. Tabi tabi. Parti kurma, siyasi... siyaset yapma. Siyasi yasak getiriyor. Erdoğan'a siyasi yasak bu. getireceğiz diyor ya. Bravo. Aynen öyle abi. Tam olarak siyasi yasak. Bak delikanlılık yapı. Ama niye? Bak 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 delikanlılık yapı buraya. Yazamamışlar ama dedikleri şu vatandaşa ve Avrupa'ya mesajı. Erdoğan'a siyasi yasak getireceğiz diyor. Ya bununla mı oy alacaksın? Şimdi 7 yıllık meselenize geliyorum. Bir türlü söyleyemediğim. Şimdi söylemezsem program bitecek. Şimdi oradaki başlıklar çok güzel. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz deyip duruyor bu masa. Şimdi 2018 seçim bildirgesi Selahattin Demirtaş'ın. Tek parti çoğunluğuna dayanan bir parlamenter yapının yarattığı çıkmazları aşarak güçlü ve çoğulcu bir parlamenter sistemi inşa edeceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor değil mi? Demirtaş 2018'de diyor. Güçlü bir parlamenter sistem diyor. Onun lafını almışlar. Peki. Başka yerde gene Demirtaş. Toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla güçlendirilmiş bir yönetim kuracağız. Seçilirsem diyor o zaman Cumhurbaşkanı adayı ya. Demokrasiye acil geçiş programıyla en kısa sürede parlamentoya iade edeceğim yetkilerimi kendimi yetkisizleştirerek. Yani Cumhurbaşkanı seçilseydi Demirtaş. Kendisini yetkisizleştirerek kurumları demokrat, demokratikleştireceğim diyor. İşte bu güçlendirilmiş yetkisiz parlamenter sistem. Bu. Peki. Hay bu Cumhurbaşkanı tarihi de yetkisiz Tabii, Cumhurbaşkanı tabi. Tarihi zaten. Aynen öyle kukla arıyorlar Paranlamda zaten. Hakkı Biz yaptık. tamam. Tabi. Bu da aynısını söylüyor. Demirtaş'ın metni bu. Vermişler Demirtaş'ın metni. Demirtaş ne diyor 2018'de? Yökü kaldıracağız diyor. Yökü kaldıracağız diyor. Ne demiş Demirtaş? Cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracağız. E peki ben şimdi Demirtaş da başkasına hakaret etme hakkına sahip miyim ki Cumhurbaşkanı'na hakareti serbest bırakıyorsun? Bu ne demek? Bak, bak, ne diyor? Ee, burada var mı şey seçim? Bakıyorum şöyle. Seçim barajı evet. %3. Ee, Beştepe ile ilgili bir madde yok. Yok. Beştepe ile ilgili bir madde yok. Ne dediler bu altılı masa? Beştepe'yi kapatıyoruz, Çankaya Köşkü'ne gidiyoruz. Evet. dedi? Dedi. İbrahim Çanakçı. Tamam. Yani deva partisinin gen başkanı hermsi dedi ki, He, hepsi söyledi. E, uçakları satacağız. Dur, dur, dur. Tek tek, tek tek. Tek tek. Bak. Ha. Demirtaş ne diyor 2018'de? Sarayı boşaltacağız diyor. Aynısını söylüyor. Dedi. Değişik ifadeyle. Milli Güvenlik Kurulunu kaldıracağız diyor Demirtaş. <laughs> Sen de diyorsun ki miti MIT, mit başkanı değiştiriyorum. Milli başkanı Milli Güvenlik Kurulunu kaldıracağız diyor. Kaldırılması için çalışacağız diyor. Peki. Demirtaş kadar bile olamamışlar. Demirtaş 2018'de demiş ki, özgürlükçü laiklik, demokratik anayasa süreci diyor. Laiklikten sen söz edemiyorsun burada. Demirtaş bile söz etmiş. Demokratik anayasa yapım sürecini iki yıl içinde tamamlayacağız demiş. 2018'de Selahattin Demirtaş. E, sen de zaten şey diyorsun bütün medya. Geçişimiz iki geçiş yıl iki yıl sürecek. Ya Selahattin Demirtaş 2018'de ne dediyse açsın baksınlar. 2018 seçim bildirgesi diye Google'a yazsınlar ne varsa bu metin içinde var. Ana konular Selahattin Demirtaş ve HDP metni bu. HDP metni. Şimdi bir e, seçim barajını %3'e düşüreceğiz. Güzel düşür. Mümkünse seçim barajını tümden kaldır. Altılı masa yerine 66'lı, 76'lı, 86'lı masa olur, ko koalisyon olur. Bir türlü hükümet olmaz. Bu da Batı'nın çok işine gelir. Türkiye kendisini yönetemiyor. Tepesine binelim de parti kapatma meclis iznine tabi olacak. Peki cumhurbaşkanına siyaset yasağı kimin iznine tabi olacak? 6 tane oligarkın mı iznine tabi olacak? Yerel yönetimlerde kayyum uygulamasına son verilecek. Onun devamı da vardı. Orada diyordu ki dün de tartışıldı medyada, CNN'de de. Yerinden yönetim bazı bakanlıkların yetkileri belediyelere ee, devredilecek. Evet, taşra teşkilatları yerel yönetime devredilecek. Bazı bakanlıkların taşla teşkilatı. Evet. O bakanlıkların ne olduğunu da bilmiyoruz ayrıca. Tabii. İçişleri Bakanlığı mesela Diyarbakır Belediye Başkanı olursa o orada idare edecek öyle mi? Demirtaş ne demiş? Aynısını söylemiş. Anayasa merkeziyetçiliği değil, yerel demokrasi ve yerinden yönetimi temel alacak diyor anayasa. İşte bunların söylediği aynısı. Ne bak ne ararsanız nereden esinlenmişler? Bunların esin kaynağı Ziya Gökalp mi? Hilmi Ziya Ülken mi? Türkiye'nin sosyologları, bilim insanları Atatürk mü kimdir diye bakarsanız karşınıza Selahattin Demirtaş ve HDP çıkar. Peki 5 yılın sonunda ya aslında her sözümü altın harflerle yazman gerekiyor Melik ama zaman evet, yok ben, Hızlı hızlı geçince değersizleşiyor sözüm. Yok abi olur mu? Peki. Çavaya karışmıyor. Ha. Beynime kazıyorum ben. Güzel. E, haftaya seni burada görmek istiyoruz inşallah. 5 tamam. <laughs> e, yılın sonunda milli geliri en az iki katına çıkaracağız palavra milli gelirden ne anlıyoruz yani ne kastediyorlar kişi başına düşen milli gelirden söz ediyorlar değil mi Tabii. şu anda ne kadar ee, yeniden 10 bin dolar seviyesine geliyor AKP'nin iddiası o. 10 bin dolar ee, bu hani yuvarlak söyleyeyim Tamam 10 bin dolar Evet 10 bin dolar tamam. şimdi ne diyor Milli geliri en az iki katına. Yani 20 bin dolar olacak. Arkadaşlar, ey vatandaşlar. Daha önce de söyledim. Kişi başına milli gelir diye bir kavram var. Ama hayali bir kavram bu. Ra sevgili Rahmi Koç yaşıyor değil mi? Rahmi Bey yaşıyor. Geziyor. Tekniği geziyor. Güzel. Sevgili Rahmi Koç'un kişisel gelirini Hulki Cevizoğlu'nun kişisel geliriyle toplayıp ikiye bölersen diyelim ki Rahmi Koç'un 100 lirası var. Hulki'nin de yani bir desem olmaz. Rahmi Koç'un bin lirası var diye yok. Bir milyon lirası var. Hulki Efendi'nin de bir lirası var. Bir milyon bir yaptı topladın. İkiye böldün ne yapıyor? Ali Koç'la kardeş oluyorsunuz. Bravo. Biraz ikiye çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ya minik <laughs> <laughs> Tamam. İkiye tamam, ya bir direkt. Tamam, süper. Bak bu espriden sonra haftaya gelmeyebilirsin sen. <gülüyor> 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 süper. <gülüyor> Saat itibariyle böyle Vallahi oluyor galiba. Valla bravo yani, değil mi <laughs> bu saatte? E. İnsanlar uyandırdınız yani. Sen de kardeş ol. E sen de kardeş ol ama sen Trabzonsporlusun olamazsın. Bak. Yok ben Trabzonsporluyum ama kapital yeri ilgi çekici. <laughs> şimdi milli geliri yani zenginin parasını fakire bölerek kişi başına milli gelir şu kadar dersen hiçbir anlam yok. Altı Ankara'da Altındağ'da bir gece konduda oturan ve şu anda bizi izleyen sevgili bir seyircimiz, seyircimizin milli geliri artmaz iki katına. Ya yani bu hayali bir kavram ya. Yani bu ekonomide bazı istatistik verilerde yardımcı olsun diye kullanılan bir kavram. Hiçbir zaman fakir bir vatandaşımızın milli geliri 10 bin dolar olmaz. Melik'in ki 50 bin dolar olur. Onu böler başkalarına dersin ki kişi başına budur. Hayali bir şey bu. Başka ne var? Kanal İstanbul projesini iptal edeceksiniz. Yani sen altılı masa senin bizde heyecan yaratacak çıkaracağın Cumhurbaşkanı adayı Kanal İstanbul projesini iptal edeceğim diyecek ve vatandaş oy mu verecek? Yani ben seçmen olarak, psikolojik olarak ve seçme davranışı olarak her şeyi iptal eden bir aday var. Öbür tarafta her şeyi yapan bir aday var. Bu tarafta her şeyi yapan adamın yaptığı her şeyi yıkacağım diyen bir aday var. Hangisine oy verir şimdi vatandaş? Yıkacağım diyene mi, yapacağım diyene mi? Tabii ki. Yani baştan ya kaybetmek. Bu seçmene ya. nasıl bir vaattir bu? Kanal İstanbul projesini iptal ettin. Ne yapacaksın yerine? Mesela nedir önerin? Niye yazmadın? Ne yapacaksın Kanal İstanbul'un yerine? Yani şey söylemişler, Ona, oradan gelen para sanki nerede para var çünkü onu da hesaplayamamışlar. Güneydoğar Anadolu Projesi falan başka projeler var. Onlara kaydıracak ama <laughs> orada bir para yok yani. <laughs> Peki. Belki görmüşsünüzdür. Tabii o düşünen yap işte devret doğru. Burki Bey mu? tamamladıysanız Halki. Mete beye geçeyim. bey'e geçeyim. Geçelim.